Efendim, Deniz Çakır olayına benzer bir saldırıda Ankara'da Sıhhiye'de bir restoranda yaşanmıştı. Başörtülü kadına saldırı çok konuşuldu. Dündü o saldırı. Genç kadın bir restoranda başka bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğramıştı. İşte tacize uğrayan o kadın konuştu efendim. Skandalı bütün ayrıntılarıyla anlattı ve saldırgandan da şikayetçi oldu. Başörtülü kadına önce sözlü tacizde bulundu, yetmedi, başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bir lokantada saldırıya uğrayan 27 yaşındaki Elif Gürbüz'e A Haber ulaştı. Genç kadın skandalı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yemek yemek için girdiğim restoranda yemek sırası bekliyordum. Restoranı hiç dolanmadan direkt bana yöneliyor. Başımı tuttu. Daha sonra saçımı çekmek suretiyle kafamı geriye doğru eşarbımı çekmeye çalışınca can havliyle arkamı döndüm. Skandal Ankara Sıhhiye'deki bir lokantada yaşandı. Elif Gürbüz yemek almak için sıra bekliyordu. İçeri giren bir başka kadının saldırısına uğradı. Saldırgan Gürbüz'ün başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Ne yapıyorsunuz dedim kolunu tutarak. Bana excuse me dedi. Benim anlamayacağımı falan düşündü herhalde. İngilizce. Nasıl olsa sen İngilizceden anlamazsın. Ben sana söylemiş olayım. Ben de ne affedersinizi, ne yaptığınızı zannediyorsunuz, neden yapıyorsunuz dedim. Ben mi yapmışım? Aa öyle mi falan dedi. Başörtüsüne tahammülü olmayan saldırgana çalışanlar ve müşteriler tepki gösterdi. Ben hiçbir zaman ayrımcılıktan yana değilim. Bu ülke bütün renkleriyle güzel. Açığıyla, kapalısıyla, Kürdüyle, Türküyle. Ben Türk'üm. Benim eşim Kürt. Görüntüleri sanatçı Umut Mürare sosyal medya hesabından paylaştı. Daha gelirsen polisi arayacağım, bana dokunma dedim. Benimle alay ederek, dalga geçerek elini kolunu sallaya sallaya gitti. Ve saldırıya uğrayan 27 yaşındaki Elif Gürbüz saldırgandan şikayetçi oldu. İnsanları bu şekilde ayrıştırmaya son versinler istiyorum. Polis şimdi o saldırgan kadını arıyor.